Büyükşehir Belediyesi'ne ait önünde bulunduğumuz eski dekanlık binasını Fırıntaş adlı kendi şirketine tahsis edilmesiyle ilgili düşüncelerimizi 11 Temmuz tarihli basın bildirimizde dile getirmiştik. Bugün de konuyu kamuoyunun doğru değerlendirebilmesi için bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle bazılarının sandığı ya da bilerek çarpıttığı gibi bu bina Bandırma Belediyesi'nin değil, Bandırma Belediyesi'ne ait olmayan bu tarihi binanın bugünkü duruma gelmesinden de belediyenin sorumlu tutulması, gerçeklerin gizlenmesi, saklanmasından öte bir suçluluk telaşıdır. Gerçekten sorumlu aranıyorsa o da bu tarihi binayı 2010 yılında Emniyet Müdürlüğü'ne 5 yıl içinde poliseye yapılması koşuluyla devreden il özel idaresi olabilir. Bildiğiniz gibi Balıkesir'in büyük şehir olmasıyla il özel idaresinin elindeki taşınır taşınmaz bütün mallar Büyükşehir'e devredilmiştir. Büyükşehir'deki ilgili komisyonda bu bina tahsisli olduğu gerekçesiyle herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır. Ne zaman ki 5 yıllık tahsis süresi 2015 Haziran'ında dolmuştur, Büyükşehir Emlak ve Planlama Komisyonu da burayı Büyükşehir Belediye Şirketi Fırıntaş'a vermek için belediye meclisine bir önerge getirmiştir. Bandırma Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin itirazı üzerine de tasarı yeniden komisyona çekilmiştir. Bu tasarı bugün toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yeniden getirilip geçirilmeye çalışılacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi yerel demokrasinin bir gereği olarak bundan sonra da bu binanın kullanım hakkı Bandırmalılara ait olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi burayı Bandırma Belediyesi'ne tahsis etmelidir. Binanın ne olarak kullanılacağına da Bandırmalılar karar vermelidir. Bu tarihi bina bize bırakılmış bir kültür mirasıdır. Bize düşen görev de burayı en iyi şekilde korumak olmalıdır. Tarihi ve mimari özelliğine uygun olarak burası kent müzesi ya da kültür evi olarak değerlendirilmelidir. Rant uğruna bu tarihi binanın ticarethane olarak kullanılmasına ve kentsel dokunun bozulmasına karşı olduğumuzun altını bir kere daha çiziyoruz. Sayıları bir elin beş parmağını geçmeyen bu yapılar bizi geçmişimize bağladığı gibi kentlere kimlik ve kişilik kazandırırlar. Her kent bu tür yapılarla tanınır, öne çıkar. Eskiden kütüphane, dekanlık binası ve fakülte olarak da kullanılan bu binanın ticarethane olarak kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Bandırmalılar olarak buranın ticarethane olmasına da izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, Karadeniz'de Yeşil Yol Projesi'ne karşı çıkan, direnen ve bu direniş sonucu projeyi durduran, yine Cerattepe'deki maden aravalarına son verdiren, biz halkız diyen Karadenizlere buradan Bandırma halkının selamını yolluyorum. Aramızdaki mesafe çok uzak olsa da aynı bilinç, inanç ve duyarlılıkla toprağımıza, yeşilimize, havamıza, akarsuyumuza, gölümüze sahip çıkıyoruz. Bu bilinç ve inanç ve duyarlılık mesafeleri azaltıyor, gönülleri ve elleri birleştiriyor. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Yalnız değiliz, yalnız değiliz, yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bu bilinçle milyonlarca atıyor bu yürek. Zafer direnen halkın olacaktır. Sevgi ve saygılarımla sağ olun. Halkımız hakkımız kazanacağız.
arkadaşlar. Basın alın.